Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, Peygamberimiz olan Muhammed'e, eline ve ashabına ve etba'ine salatu ve selam olsun. Değerli müminler bildiğimiz üzere İsa aleyhisselamın birçok mucizesi vardı. Onlardan biri neydi? Ölüyü diritmişti. Ve bir gün İsa aleyhisselam yola çıktığı zaman Onunla beraber bir kişi dedi ki ya Resulallah seninle beraber yola çıkabilir miyim? Dedi ki evet. Onlar yola çıktılar ve onların yanında üç tane ekmek vardı. Bir yere gittiler acıktığı zaman birini İsa aleyhisselam yedi diğerini o şahıs yedi. Ve üçüncüsü ise kalmıştı. İsa aleyhisselam ise nehre kadar indi ki ellerini yıkasın ve su içsin. Çıktığı zaman baktı ki üçüncü ekmek yok. Sordu ki bu üçüncü ekmek nerede? Dedi ki bilmem ya Resulallah. Yolun devam ettiler. Bir müddet devam ettiler. Yine acıktılar. İsa Aleyhisselam Allah'a dua etti. Ve Allahu Teala ona bir kiyik gönderdi. O kiyi de pişirdiler ve yediler. Ondan sonra İsa Aleyhisselam Allah'a yine dua etti. O kemikler, etler birbirine paylaştı. Can, ruh, beden oldu. Ve oradan koşarak o kiyik onların yanından ayrıldı. İsa Aleyhisselam dedi ki bu mucizeyi gördün. Şimdi söyle bana. O üçüncü ekmeği kim yedi? Dedi ki bilmem ya Resulallah. Tamam. Devam ettiler. Bir yere kadar geldiler İsa Aleyhisselam. o mübarek elleriyle üç tane büyük böyle kumları yerlerine topladı. Böyle. Ondan sonra her birine vurdu. Ve her biri altın şekline çevrildi. İsa Aleyhisselam dedi ki bu senin için. Bu benim için. Bu da o, o üçüncü ekmeği kim yemişse onun için dedi. O hemen dedi ki ya Resulallah ben yedim. Hemen itiraf etti. Ve o zaman İsa Aleyhisselam dedi ki üçü de senin olsun ama bundan sonra benimle yolumu devam edemezsin. Bu düşünme esnasında ben bu kadar altınları nasıl alayım düşünme esnasında yanına iki kişi geldi. Dedi ki biz şimdi seni öldüreceğiz ondan sonra bu altınları alacağız dedi. Dedi ki biz o da dedi ki ya biz üç kişiyiz neden birbirimizi öldürelim? Neden birbirimizi öldürelim ki? Birini senin olsun biri benim olsun biri de bunun olsun dedi. Onlar tamam dediler. Dediler ki sen şimdi git bize yiyecek getir o yiyeceğimizi yiyelim. Köyden yiyecek getir, o yiyeceğimizi yiyelim. Ondan sonra bunlara paylaşalım dedi. Bunu gönderdiler. O yolda da düşündük ki ya ben neden bunlara İsa Aleyhisselam verdiği altını yedireyim ki? Ben bunlara yemek yerine zehir yedireyim. Ondan sonra bütün altını alayım. Yemeğin içine zehir döktü, getirdi. Bunlar da zaten düşünüyordu ki bu şahıs geldiği zaman yemeği alalım, bunu öldürelim. O geldiği zaman elinde yemeği aldılar, bunu öldürdüler. İkisi kaldı ve ikisi o yemekten yedi ve ikisi de öldü. Sonra İsa Aleyhisselam geri yoldan geri gelirken gördük ki 3 tane ceset 3 tane altınların yanında yatıyor. İsa Aleyhisselam dedi ki işte budur o insanların sonu hangisi ki dünyanın kölesi oluyor. O yüzden biz ne yapmamız gerekir? Dünyadayken ahiretimize de çalışmamız gerekir ki cennete azapsız gelenler insanların içinde olalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.